Bu bölümde sıfat-ı müşebbehe, ismi mensup ve taaccüp konuları ele alınacaktır. Ve bunlar maslardan türetilen e, kelimelerden. Sıfat-ı müşebbehe derken ne anlayacağız? Şöyle bir örnekle anlatayım. Mesela ene celis. Ben oturan biriyim. Burada celis devam bildirmez. Yani oturan bir kimse daima oturacak diye bir şey yoktur. Ama e, fülanın kerimun dediğimizde falanca cömerttir. Cömert olmak daimi bir özelliktir. Elinde malı olmadığında bile o kimse haddi zatında kerimdir. Yani cömerttir. İşte değişebilen durumlar için fail veznini kullanıyoruz. Ben gibi ben oturan birisiyim. E, ama daimi vasıfları anlatırken sıfatı müşebbeheyi kullanmaktayız. Ve bunun belli kalıbı var. Müzekker için f alu, e, müennes için fa'le vezni kullanılıyor ve örnekleriyle bunu e, görebiliriz. Gördüğümüzde daha iyi anlaşılacaktır. Mesela Türkçe'ye de bunlar büyük ölçüde geçmiş. Ebiyatı beyda u. Ebiyat e, beyaz. Ebiyat beyaz. Dat yerine z koyarsak. Ebyaz gibi düşünün. Beyazı orada e, görebilirsiniz. Beyda, beyza şeklinde Türkçe'ye geçmiştir. E, beyza kız ismi olarak kullanılmaktadır. Esvet, siyah demektir. E, sevda, buradan geliyor. Yani kara sevda dedikleri aslında kapkara oluyor. Kara sevda. Sevda kelimesi de karadır ve e, siyahlığı ifade etmektedir. Esvet kelimesinin siyah anlamına geldiği müsvette kökünden çıkarılabilir. Müsvette karalama. Müsvette karalama. Esvet, ef'alü vezninde işte daimi bir özelliği ifade etmekte. Mesela desem ki levnül hadid esmer. Yani demirin rengi siyahtır. E bu bugün beyaz yarın siyah değil. Daimi bir özellik. Esmer <laughs> Türkçe'de esmer dediğimiz şey ve hem esmer hem de semra ikisi de e, e, Türkçe'de kullanılmaktadır. Falanca esmerdir diyoruz. Rengi biraz daha koyuysa esmer deniliyor. Ve bunun mühendisi semra geliyor. Ve semra kız, kız ismi olarak kullanılmakta. Aracu aracı topal e, ve bunun mühendisi arca'u gelmekte. Kur'an-ı Kerim'de araç birazdan örneklerini göreceğiz. Kullanılmaktadır. Ebekem dilsiz Bekme'u, bekme bunun mühendisi. Ama Türkçe'de ama olarak kullandığımız kelime ve bunun mühendisi amye. Yani diyelim ki fülanun ama dedik. Falanca amadır. Erkek için kullanırız. Ama fülane mesela bir kız ismi söyleyip amye'u, orada mühendisini kullanmak gerekiyor. Bu, bu ayette ebyat ve esvet, beyaz, siyah bu ikisini görmekteyiz. E, oruçla alakalı ayetlerde e, ayetlerden bir bölüm. Vakulu kulu ve şrabu için. Hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyat minel haytul esvet minel fecir. E, fecir vakti beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye tan yeri ağarıncaya kadar yiyin ve için. Burada kulu yiyin yani şöyle iftarı açtıktan sonra e, hangi vakte kadar insan yiyip içebilir? İşte sabah vakti girinceye kadar. Sabah namazının vakti girinceye kadar yiyip içebilir. Ayet bunu kulu yiyin, vaşrabu için hatta şu vakte kadar Yetebeyyene lekum size ayan beyan olsun. El haytul ebyat beyaz iplik. Hayt iplik ebyat beyaz. Minel haytul esvet siyah iplikten. Minel fecir. Fecir vakti. Yani fecir vakti e, beyaz iplik siyah iplikten sizce ayırt edilinceye kadar yiyin için. Tabi eski zaman düşünülürse o zaman saatler yok. Ve bundan dolayı bu gibi ölçülerle ifade edilmiş. Ee, yoksa günümüz şartlarında Diyanet'in takviminde hangi vakitte e, sabah namazının vakti girdiği bellidir. Yoksa yanımızda beyaz iplik, siyah iplik bulundurmamız gerekmez. Burada beyda kelimesini görmekteyiz. Ebyadu beyda'u. Ebyad müzekker olarak beyaz, beyda da müennes olarak e, beyaz beyaz cennettekilerin böyle e, keyif hali anlatılıyor. Yutafu aleyhim etraflarında tavaf edilir. Tavaf dönmek anlamında. Yani tavafta dönülüyor ya. Yutafu aleyhim etrafları da döndürülür. Bir kesin böyle kadeh mimma'in bir kaynaktan. Yani cennetin şarabı var. Tabi bu şarap içecek anlamında lezzet veren, keyif veren içecek anlamında ve bir kaynaktan alınıyor. Cennet ehline veriliyor, dolaştırılıyor böyle. Beydae böyle berrak, beyaz, bulanık falan değil. li şeribin şarip içen demek. Şürp içmek, şerbet içilen şey hatta Türkçedeki çorba aslında şeydir. Şürbe, şürbe Türkçe'ye çorba olarak geçmiştir. Mesela biz çay diyoruz, Araplar şay diyor. Telaffuzda baya bir yakınlık var. Şarip içen demek, şaribin içenler, içenlere lezzet veren berrak bir içecek. Ee, i̇şte bir kaynaktan alınıyor, cennet ehline böyle dolaştırılıyor ve takdim ediliyor. Savaş Allah yolunda sefere çıkmak Allah'ın bize emirlerinden birisi ama özür grubu var. Özür grubu bundan müstesna. Nedir? Leysa alel a'ma harac amaya bir harac yok. Yani ama olan birisi Allah yolunda savaşa katılmakla mükellef değil. Ve la alel a'raci harac topal olana da yine bir sıkıntı yok ve la alal harac ve hasta olana da herhangi bir vebal bir sıkıntı yok. Bunlar özür grubuna giriyor. Ama olan, topal olan, hasta olan genel bir seferberlik ilan edildiğinde e, sefere katılması gerekmiyor. Bu da İsrailoğullarına emredilen e, bir ineğin kesilmesi olayıyla alakalı. Nasıl bir inek olacak? soruyorlar. ''Gale'' Hazreti Musa dedi ki ''İnnehu yegul'' O diyor ki, Allah diyor ki ''İnneha bagaratun'' O bir e, inektir. ''Safra'u sarı'' Asfar sarı demek ama ''Bagaratun'' müennes. E, işte inek. inek. inek müennestir zaten. Dolayısıyla e, bununla ilgili sıfat ''Safra'u'' şeklinde geliyor. Yani asfar değil de safra. E, sarı bir inek. ''Fagün <laughs> levnühe'' tesurrun nazirin. O sapsarı rengi bakanların içine açan dişi bir sığırdır. Burada tesurru sürurdan geliyor. Serra yesurru sürur. E, ee, mesrur olmak. Türkçe'ye bu şekilde gelmiştir. Nazirin nazara baktı. Yanzuru bakar. Nazır bakan. Nazirin bakanlar. Bakanların içini açan, onlara sürur veren bir renge sahip ve sapsarım. İç duyguları ifade eden sıfat-ı müşebbeheler müzekkerlerde faalen, müenneslerde faale kalıbında gelir. Ne gibi? Mesela vallazina kefaru kafirlere gelince e'maluhum onların amelleri keserabin bir serap gibi. Bakın serabı aynen kullandım. Kur'an'da da kullanılan bir kelime. K gibi. Yani kelimenin aslı nedir? Buna önüne arkasına getirilenler nedir? Bunları bilirsek mana vermek kolay olur. K ismin başına geliyor gibi anlamını veriyor. Keserabin serap gibi. Bir gıyatin ıssız bir çöldeki serap gibi. Yani kafirlerin amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. Yaşayabu zam'anu susayan gayet böyle ileri derecede susayan bir kimse onu zanneder me su zanneder burada zameno susamış şiddetle susamış kişi anlamında bir de semai sıfatı müşebbeheler var semai derken işitmeye dayalı e, belli kalıplarda bunlar geliyor. Mesela ferih. Ferih, feriha sevindi demek. Ferih, sevinçli. Ee, Türkçe'de hür dediğimiz kelime hur. Ee, hür. Hür. Hasan, güzel. Şüca, cesur. Yani fulanun, racunun şüca diyoruz mesela. Falanca cesur bir adamdır. Şecaat aynı kökten gelir. Kerimun, cömert. Kerem sahibi, ikram sahibi, saburun son derece sabreden, sabırlı. Bunlar semai sıfatı müşebbehe kalıpları. Yani sol tarafta kalıplarını verdik. Ortada da bunların birer örneği var. E Kur'an-ı Kerim'de bunlar yer alıyor mu? Evet yer alıyor. Mesela işte dünyevi bir takım imkanlara sahip bir kimse kendisine verilen mal mülkle bu adam böyle gururlanıyor, böbürleniyor. Ayet onu şöyle anlatır. İnnehu o le ferihun fahur. Bu haliyle o ferih fahur. Yani şımarık, böbürlenen birisidir. Ferih onun sevinçli halini, fahur böbürlenmesini ifade ediyor. İnnallâhe alimun habir. Şüphesiz Allah Alim habirdir. Alim habir fail vezninde geliyor ve Allah'ın her şeyi bildiğini, her şeyden haberdar olduğunu ifade ediyor. Bir de ismi mensup var. İsmi mensup e, aidiyet bildiriyor. Bir isme böyle y ilave ediliyor. Y ilave edildiği zaman ona mensup anlamına geliyor. Mesela Mısır Mısırlı dememiz için Sonra bir ye getiriyoruz. Mısri. Ee, mesela Niyazi Mısri. Aslında e, Malatyalı'dır. Ve e, Mısır'da bir süre bulunduğundan dolayı kendisine Mısri denilmiştir. Mesela Celalettin Rumi. E, Mevlana'nın bir lakabıdır. Rumi denilmesi Rum olmasından değil. Anadolu'ya o zamanlar Diyarı Rum deniliyor. Diyarı Rum'dan olan Bundan dolayı Rumi denilmiş. Fars diyarından olana Farisi deniliyor. Faris, Farisi yani İranlı anlamında. Mesela Türk kelimesinden Türki, Kürt kelimesinden Kürdi, Arap kelimesinden Arabi. Sın, Çin demektir. Buradan Sıni. Sıni, Türkçe'de Sini buradan gelmiştir. Sini, Çin'den gelen. Çin'e ait olan... ...demek ki çıkış yeri oralar... ...oralardan bize kadar gelmiş. Ve bunun dilde hayli bir kullanımı vardır. Her ne kadar Kur'an'da... ...çok fazla örneğini görmesek de... E, ...Arapçanın... E, ...akışı içinde... ...günlük hayatın akışı içinde... E, ...ismi mensup hayli kullanılmaktadır. Bazı örnekleri görmeye çalışalım. Ve minhum ummi yune, ...onların bir kısmı ümmidirler. Yani ehli kitaptan bir kısmı ümmidirler. Yani kendilerine evet kitap verilmiş ama e, kitaba yabancı kalmışlar. Okuma yazmaları yok. Bunlara ümmiyun deniliyor. Ümmiler. Onlardan bir kısmı ümmidirler. La ya'lamun el kitabı. Kitabı bilmezler. Ya'lamuna bilirler ama la gelince la ya'lamune bilmezler el kitap kitabı. Onlardan bir kısmı ümmidir. Kitabı bilmezler. Ümmiyyun Araplar için de kullanılır. Ehli kitaba mukabil Arapların durumu ümmiyyun olarak, ümmiler olarak ifade edilir. Neden? Yahudi Hristiyanların ellerinde kitap var. Ama Hazreti Peygamber geldiğinde Arapların elinde kitap yok. Bundan dolayı ümmiler denilmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber şöyle ifade ediyor. Nahnu ümmeti ümmetün ümmiye. Biz ümmi bir topluluğuz. La nakra'u ve la nektub. Yazmayız, okumayız diyor. Ama e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma seferberliği yapıyor. İnsanlara e, okumayı öğretiyor, ilmi öğretiyor tabiri caizse. O ümmi topluluk medeni milletlere üstad olacak bir hale geliyor. Peki ümmi kelime olarak tahlil edersek nereden geliyor? Üm Anne demek ümmi anasına mensup olan yani bir insan anasından doğduğunda okuma yazma bilmez anasından doğduğu gibi kalan öyle bir manayı ifade eder. Ve peygamberimize de ümmi denilir ennebi yül ümmi peygamberimizin ümmi olması onun insanlardan bir şey öğrenmeye ihtiyacı olmamasından Allah'ın ona öğretmesinden. Havari kelimesi havar beyazlığı ifade eder. Havariler beyaz elbise giyiyormuş. Bu noktadan kendilerine havari, beyaz elbiseliler gibi öyle düşünebiliriz Türkçe'de denilmiş. Havari yani havar, havari. Buradan isim mensup yapılıyor. Bunun çoğulu havariyun geliyor. Galel havariyune havariler dediler. Hz. İsa'nın yakın çevresi 12 kişi bunlar. Nahnu ensarullah biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Bir de Rabbiyun kelimesi kelimesi ve keyyin min nice peygamber var ki gatele mahu onunla savaştı. Rabbiyune ribbiler. Kesirun pek çok. Nice peygamber var ki kendisiyle beraber nice ribbiyun savaştı. Rabbiyun, Rabbaniler, alim ve müttaki kimseler, Rabbe kul olanlar gibi bir mana ifade ediyor. Rib, Ribbi ve bunun çoğulu Ribbiyun. Bir de Rabbaniyun kelimesi bu bağlamda geçer. Ee, Rabbaniyun vel ahbar. Mesela şu ayete bakalım. Lev la yenhâhumur <laughs> vel ahbaru Levla keşke manasına geliyor burada. Daha önce derslerimizden birinde bu geçmişti. Levla yenhâhum keşke onları nehyetseydi. Kitap ehli olan kimseleri nehyetmiş olsa, sakındırmış olsalardı. Kim? Er-Rabbâniyûne Rabbani olanlar. Vel ahbaru ahbar olanlar. Peki neden sakındırsalardı? An gavlihimul isme. Günah sözden onları sakındırsalardı ve eklihim suhta ve haram yemekten onları sakındırsalardı. Yani rabbani ve ahbar durumda olanların görevi bu. Diğer insanları irşat etmek, yalan söylemekten, haram yemekten onları sakındırmak. Rabbaniyun e, rabb'e mensup olan eee Rab rabbani e, buradan geliyor ve rabbaniyun İslam'daki velilere tekabül eder. Yani günümüzde tasavvuf ehli, tasavvufta önde olanlar Rabbani. Mesela İmam-ı Rabbani denilir. İmam-ı Rabbani. Veya Fulanun Alimun Rabbani falanca e, Rabbani bir alimdir. Burada Rabbani derken onun daha böyle ibadette, takvada önde olduğu anlaşılır. Ahbar ise e, Böyle e, ilimle meşgul olan ulema sınıfı, ehli kitaptaki ulema sınıfına ahbar deniyor. Mesela e, ahbar-ı Yahud denilir, Yahudilerin alimleri. İşte keşke Rabbani ve ahbar olanlar, e, muhatapları olan kimseleri yalan söylemekten, haram yemekten sakındırsalardı. Bir de taçüpten söz edeceğiz bu bölümde. Taçub, Arapçada ma ef'aleh ve ef'il bih kalıplarıyla geliyor. Sülasi fiillerde. Ne, ne, ne kadar şeklinde mana verilir. Mesela e, Nasara kökünden düşünecek olursak Nasara yardım etti. Ma ansara, ne yardım etti. Yani amma da yardım etti gibi. Ansır bihi, o da yine aynı manayı ifade ediyor. Mesela ''Alime bildi'' ''Me aleme'' ''Ammada bildi'' Alim bihi'' ''Ne kadar da iyi bilen birisi'' Taçup yani hayret ve hayranlık ifade ediyor. Kur'an'dan birkaç örnek verecek olursak ''Gutile yani bu biraz özel bir kelime. Yani ''Gatele'' öldürdü, ''Gutile'' öldürüldü demek. Ama bu duruma göre kahrolası gibi bir mana verilebiliyor. Burada öyle mana vermek daha uygun. Gut ile insanı me <mâ> ekfara, kahrolası inkarcı insan ne kadar da nankör Ma ekfara, ne kadar da nankör. Burada ma ekfara taçup ve e, cehennem atılanlarla alakalı Allahü Teala diyor ki ma asbarahum alen nar, onlar ateşe ne kadar da sabırlı, ne kadar da dayanıklı. Burada tabii ateşe dayanılır mı dayanılmaz da fakat Başka bir şeyleri de yok. Kurtulma durumları yok. İşte onlar ateşe ne kadar da sabırlı taçüp sırasıyla ifade ediliyor. Ve efil bih kalıbında Kur'an'da belki tek örneği benim hatırlayabildiğim lahu gaybus semavat vel art göklerin ve gay yerin gaybı Allah'ındır. Allah'a aittir. Ebsir bihi ve esmiya o ne güzel görür ne mükemmel işitir ebsır bihi ve ef'il ve esmi o ne güzel görür, ne güzel, ne mükemmel işitir. allah Allahu Teala'nın görmesi, işitmesi nazara veriliyor. Görüldüğü gibi e, mastardan pek çok şeyler türetilebilmekte. Bu bölümde sıfat-ı müşebbehe, ismi mensup, taaccüp bunlara yer verildi. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'e yine serpiştirilmiş durumda. Ana hatlarıyla bunlar öğrenildiğinde Kur'an'dan okudukça aa bu daha önce öğrendiğimiz taaccüp bu daha önce öğrendiğimiz sıfat-ı müşebbehe gibi bunları diyebileceğiz ve Kur'an ayetlerine fransız kalmaktan kurtulacağız.